Merhaba arkadaşlar. Elektron dizilimlerinin 7. videosundayız. İyonların elektron dizilimlerini nasıl yapıyoruz? Bundan bahsedeceğiz bu video içerisinde. Dolayısıyla siz de iyonlarda elektron dizilimlerinin yazılmasını öğreneceksiniz. Daha önceki videolarda atomların elektron dizilimini yaptık. Şimdi iyon dediğimiz zaman yüklü taneciklerden, elektron alışverişinde bulunmuş taneciklerden bahsediyoruz. Biliyorsunuz bizim iki tür iyonumuz var. Pozitif yüklü katyonlarımız yani elektron vermiş ve negatif yüklü elektron almış anyonlarımız var. Peki nasıl yapıyoruz? Önce anyonları inceleyelim. Sonra da katyonları inceleyelim. Gelin başlayalım şimdi. Elektron alındığı durumda yani anyondan bahsettiğimiz zaman alınan elektronlar arkadaşlar en sondaki e, tam dolmamış orbitallere yerleştiriliyor. Yerleşir. Şöyle ki, şimdi flor 9 1, bir anyon. Normalde temel halinde yani nötr halinde 1s2, 2s2, 2p 5'ti. Bu nötr hali. Hatta şöyleydi. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi eksi 1 yüklü olduğuna göre bir tane elektron almış. Demek ki bu alınan elektron en sondaki yarı dolu orbitale yerleşmiş. Yani bunun elektron dizilimini 2p6 ile sonlandırıyor olacağız. Ya da kükürt 16 eksi 2. Önce bir nötralini yazacak olursak. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 nötrali. Şuradaki elektronlarını da gösterecek olsak aynı yönlü ve tek tek yerleştirdim. Şöyleydi. Şimdi 2 elektron alınmış. Demek ki bu alınan elektronlar en sondaki dolmamış orbitallere yerleşiyor. Yani elektron dizilimi 3p6 ile sonlanacak diyoruz. Anyon olduğu durumda alınan elektronları en sondaki tam dolmamış orbitallere yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gelelim katyonlarda yani elektron verildiği durumda. Burada dikkat edeceğiniz önemli bir nokta olacak. Öncelikle elektronlar arkadaşlar en yüksek enerji seviyesinden verilir. Seviyesinden verilir. Yani en yüksek enerji seviyesi dediğimiz zaman en değeri en büyük olan orbitalden verilir. Şöyle ki, şimdi sodyum 11'e bakalım. Ben önce bunun temel halini yani nötralini yazacak olsam. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1'di nötraldeyken. E, bir tane elektron vermiş. Artı 1. Nereden verecek? En değeri en fazla olan şuradaki elektronlarını verecek. Dolayısıyla elektron dizilimi... 2p6 orbitali ile sonlanacak. Ya da alüminyum 13. Ben 13 elektronu bir yazayım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1'di. Bu temel hali. Kaç elektron vermiş? 3. E en değeri en fazla olan 3 demek. 1, 2 ve 3 şunları vermesi demek. Dolayısıyla elektron dizilimi 2p6 ile sonlanır diyoruz. Örnekler yapalım. B grubuna gelen elementlerde özel bir durum olacak. Ona dikkat edeceksiniz. Şimdi onu inceleyeceğiz. Gelelim titanyum 22 artı 2'ye. Şimdi ben önce bunun bir temel hal elektron dizilimini yazayım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Evet 4s'in enerjisi 3D'den daha az olduğu için ilk önce elektronları buraya yerleştiriyoruz. Ama şöyle bir durum. Titanyumun elektron bulunduran, bakınız, 1, 2, 3 ve 4 enerji seviyesi var. 1, 2, şöyle göstereyim yörünge gibi olmasın, 3 ve 4. Peki, birinci enerji seviyesinde kaç elektronu var? 2 elektronu e, var. Ops, görünmedi bu da şöyle 2 iki elektron. 2. enerji seviyesinde kaç elektronu var bakınız? 8 elektronu var. 3. enerji seviyesinde 2 8 10 elektronu var. 4. enerji seviyesinde şu yani 2 elektronu var. Yani aslında 4s'in enerjisi küçük olsa da 3d'ye göre aslında bu daha dışta bulunan bir enerji seviyesinde. O nedenle elektronları en en değeri büyük olan 4 sden verecek arkadaşlar. Yani tutup biz bunu 20 elektronu var evet 20 elektrona göre yazmayacağız. Çünkü elektronlar en yüksek enerji seviyesinden veriliyor olduğu için aslında şu aradan veriliyor olacaklar. Bu gidecek. Dolayısıyla elektron dizilimini de 3p6 3d2 diye yazıyor olacağız. Eğer siz direkt 20 elektrona göre yazsanız bakın yanlış bir durum olur. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 yazmış olursunuz ama bu yanlıştır. En dış enerji seviyesinden belirlece için. Bu size atom numarası kullanacağımız elementler içerisinde 21 ve 30 olan aralıkta karşınıza gelir. Dolayısıyla bu aralıktaki atomların önce nötralini yazın. Sonra aradan elektronu vereceksiniz. Buna dikkat ederek iyonun elektron dizilimini yazmanız lazım. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek daha yapalım. Mesela demir 26. Artı 2 yüklüymüş. Şöyle ben önce bir nötralini yazayım. 26 elektronunu dağıtayım. 3s2 3p6 4s2 3d6 bu nötrali. 2 elektron verecek. En dış enerji seviyesinden vereceğine göre şuradaki elektronlarını vermiş olacak. Dolayısıyla iyonun elektron dizilimi 3p6 3d6 olmak zorunda. Ya da artı +3 yüklü olduğunda yine bakın nötrali bir yazayım. 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 idi. 3 elektron verecekmiş. Önce şu 2 taneyi verecek. Sonra şuradan vermeye devam edecek. Dolayısıyla elektron dizilimini 3p6 3d5 diye göstereceğiz. Bakır 29 artı 1 ki atom numarası 29 olanın özel bir durumu vardı. Bir önce temel halini yazayım. 3s2, 3p6, 4s1 3d10 diye yazıyorduk. 24 ve 29'da dikkat edecektiniz. Şimdi bu temel hali. Bir tane elektron verecek. Onu da nereden verecek? Bakın şuradan verecek. Dolayısıyla elektron dizilimi 3p6 3d10 olarak göstereceğiz. Eğer 24 29'un özel durumunu unutursanız ya da aradan verdiğiniz elektronu unutursanız tamamen başka bir elektron dizilimi yazmış olursunuz ki o yanlış bir yazılım olur. Bununla ilgili 3 örnek daha yapalım arkadaşlar. Mangan 25 artı 2. Şimdi önce ben bir 25'e göre yazayım. Unutmayınız atom numarası 21 ile 30 bunlar da dahil olmak üzere aradan verilen elektronları belirten atom numaralarına denk gelir. Alt periyotlarda da var da onları görmezsiniz. Dolayısıyla bu aralığı aklınızda tutun. Şimdi direkt 23'e göre yazmayacağım. Önce bir temel halini yazayım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 temel hali. 2 elektron verecek. Nereden verecek? En yüksek n değerinden yani en dıştaki enerji seviyesinden verecek. Dolayısıyla elektron dizilimi 3p6, 3d5 olacak. Brom 35 artı 7. Yazalım 35 elektronumuzu. 3s2, 3p6, 4s2, 20 etti, 30 etti, 4p5. Şimdi kaç elektron veriyoruz arkadaşlar? 7. Bakın en yüksek enerji seviyelerimiz bunlar. O yüzden şuradaki 5'i veriyor. Sonra geliyor buradan veriyor. Dolayısıyla elektron dizilimi şu şekilde yazılması gerekiyor diziliminin. Potasyum 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1'dir 19'a denk gelen. Ha bakın hiçbir sorun olmadı. Zaten en değeri en büyük olan buydu. Şuradaki elektronları veriyor. Elektron dizilimi iyonun şu şekilde yazılması gerekiyor arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. 21-30 aklınızda kalsın. Burada aradan elektronlar veriliyor. O yüzden elektron sayısına göre değil önce dizilimi yapıp aradan vermeye çalışınız. Bunu da unutmayınız. Ee, bu, koş, bu noktalara dikkat etmeniz lazım. İyonlarda da elektron dizilimini böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda izoelektronik taneciklerden bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.